Merhabalar. Ailemizin ve ailenizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugün sizlere deve çökerten veya çoban çökerten dikeninin faydalarından bahsetmek istiyorum. Onun için öncelikle bu dikenimizi toplamakla işe başlayacağız. Evet, değerli takipçilerimiz, şu anda çoban çökerten yani deve dikeninin yanına gelmiş olduk. Kapadokya ve biz bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz sebzelerin içerisinde bu görmüş olduğunuz deve dikeni yani çoban çökerten de yetişmiş oluyor. Bu bitki yere yapışık ve yayvan bir şekilde yetişen bir bitkidir. Görmüş olduğunuz gibi açık sarı çiçeğe sahip ve bu şekilde daha sonra bu çiçekler gün geçtikçe büyüyor ve çiçek daha sonra şu şekilde dikene dönüşüyor. Evet arkadaşlar, toplamış olduğumuz deve çökertenlerimizi yani çoban çökertenlerimizi ilaç yapmak üzere kaynatacağız. Bunun için 5 litrelik bir suya ihtiyacımız olacak. 5 litre suyu bir tenekeye boşaltıyoruz. Ve daha sonra toplamış olduğumuz çökertenlerimizi de tenekemizin içerisine dolduracağız. Çoban çökertenlerimizi de tenekemizin içerisine atıyoruz. Ve daha sonra ocağımızın altını yakarak bu çoban çökertenlerimizin kaynamasını sağlayacağız. Biz bu bitkinin kökünden, gövdesinden, çiçeklerinden ve dikeninden bu şekilde kaynatarak faydalanmış oluyoruz. Yalnız bu bitkiyi kaynatırken içerisine acı pul biber atmamız gerekiyor veya acı normal yaş biber de atabiliriz. Böylelikle bu ikisinden bitkilerimizi böceklerden korumak için bir ilaç yapıyoruz. Acı biberi de tenekeye koymuş olduğum deve çökertenlerinin içerisine atacağım ve bunu 30 ila 35 dakika kaynatarak bütün özünü alacağım. Acı biberlerimizi de tenekemizin içerisine atarak altını yakıp kaynatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ocağımızın altını yaktık ve çoban çökerten dikenlerimizi kaynatmaya başladık. Yani yaklaşık 30 ila 35 dakika görmüş olduğunuz gibi bu dikenimizi kaynatıp bütün özünü alacağız. Ve atmış olduğumuz biberler de içerisine katkı sağlamış olacak. Evet, değerli takipçilerimiz, ocağımızın altı şu anda güzel bir şekilde yanıyor ve atmış olduğumuz çoban çökerten dikenimiz de görmüş olduğunuz gibi çok muazzam bir şekilde kaynıyor ve doğal ilaç yapımımız da bu şekilde tamamlanmış olacak. Kendine has bir kokusunu da etrafa yayıyor. Gerçekten güzel bir kokusu var. Evet, doğal olan ilacımız kaynıyor ve aynı bize bu şekilde bütün vitamin ve proteinlerini bırakmış oluyor. Yaklaşık 30-35 dakika civarında aynı şekilde bunu karıştırıp kaynatmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, böylelikle kendi bahçemizde yetişmiş olan deve çökerten yani çoban çökerten otunu da kaynatarak doğal ilacımızı kendimiz yapıp kendi bahçemizde kullanıyoruz. Böylelikle hiçbir kimyasala maruz kalmadan kendi sebze ve meyvelerimizi bu şekilde üretiyoruz. İlacımızın yapım ve kaynama işlemi tamamlanmış oldu. İlacımızı süzerek dinlenecek ve
soğuduktan sonra bitkilerimizin üzerine uygulayacağız. Ağacımızın süzüm aşamasına geçebiliriz. Değerli takipçilerimiz, kaynamış olan ilacımızı bir süzgeç yardımıyla plastik kovaya yavaş yavaş süzüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün rengini ve vitamin ve proteinlerini bırakmış. Şimdi yaklaşık bunu soğuyana kadar dinlendireceğiz. Ve daha sonra da belli olanlarda karıştırıp bitkilerimizin üzerine uygulamasını yapacağız. Süzüm işlemini de böylelikle bitirmiş olduk. Bütün yaprak ve dikenlerini görmüş olduğunuz gibi gövdesinden suyumuzun içerisine kaynayarak bırakmış ve bu şekilde bu süzmüş olduğumuz fosasını da yine aynı şekilde bitkilerimizin dibine soğuduktan sonra gübre olarak kullanabiliriz. Süzmüş olduğumuz karışımımızı tekrar ikinci bir kere daha süzerek içerisinde hiçbir kalıntı kalmamak için, yani fısfısımıza koyarak uygulayacağımız bitkilerimizin gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde karışımımız hazırlanmış oldu. Koyu yeşil bir renge sahip olan bu doğal ilacımız soğuduktan sonra bir tulumbaya veya ufak basınçlı el tulumbamıza koyarak bitkilerimizin üzerine uygulayacağız. Tamamen doğal olarak yapmış olduğumuz deve dikeni veya deve çökerten veya çoban çökerten dikeninin gübresini kabımıza dolduruyoruz. Yaklaşık 24 saat dinlendikten sonra soğudu ve kullanıma hazır hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi siyaha yakın bir renk aldı. 2 litrelik fetilimize yaklaşık 1 litre 750 mililitre kadar suyumuzu dolduruyoruz. Ve bu suyumuza 250 mililitre yapmış olduğumuz tamamen organik ve doğal ilacımızı karıştırıp bitkilerimize uygulayacağız. Bunun için de bir yarım litrelik su kabından 250 mililitre gelecek şekilde bir ölçü hazırladık. Ve şimdi bu karışımımızı 250 mililitre olacak şekilde döktük. Fetilimizin içerisine döküp bu karışımımızı iyice homojen hale getirene kadar çalkalayıp bitkilerimize uygulayacağız. Deve çökerten dikeni gübresini öncelikle domateslerimizin üzerine görmüş olduğunuz gibi şu şekilde uygulama yapıyoruz. Bu uygulamayı 15 günde bir tekrarlarsak, yani 2 uygulama veya 3, en fazla 3 uygulama yaparak bitkilerimizi bu şekilde zararlı haşerelerden korumuş oluyoruz. Ve doğal olarak da bitkilerimize aynı zamanda yaprak gübresi uygulamış oluyoruz. Yani domateslerimizin her tarafına diyecek şekilde bu uygulamayı yapıyoruz.
Patlıcanlarımıza da bu yaprak gübresini, doğal olan gübremizi uyguluyoruz. Yaklaşık bundan 15 gün önce ben bu uygulamayı bir sefer daha yapmıştım. Şimdi ikinci uygulamayı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi teneklerimdeki, yani yapraklardaki renklerin ne kadar güzel ve yeşil olduğunu ve böylelikle bitkilerimizin daha kaliteli olduğunu görmüş oldunuz. Ve son olarak biberlerimize bu gübremizi vererek bugünkü gübreleme işini de tamamlamış oluyoruz. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.